Baba, Burhan yok. Sıla, tamam sakin ol. Telaş etme öyle. Hadi gel otur şuraya, hadi. Gel otur. Burhan yok. Bedir'in dalıp gitmiş. Sıla, hele bir sakin ol. Bir anlat bakalım. Siz İstanbul'dan beraber gelmediniz. Ben ondan sonra geldim. Annemlere uğradım. Bedir'in dalıp gitmiş. Üzgünüm gidenler için, üzgünüm bitenler için, sadece çok üzgünüm, dargın değilim. Üzgünüm gidenler için, üzgünüm bitenler için, sadece çok üzgünüm, dargın değilim. Bana çok kızmıştı. Anlatmaya çalıştım ama dinlemedi. Ben kardeşimi bilirim. O öfkelendiği zaman hep kaçar gider böyle. Kimseyi kırmamak için, üzmemek için. Öfkesi dindiğinde yine buraya geri dönecektir. Sabaha burada olur, merak etme. Al bakalım. Bu ne? Okulun açılışlarının bugündü biliyorsun. Biliyorum. İzlersin. Aslında Boran verecekti. Uzun zamandır beraber hazırlıyorduk. Ama ben de kardeşim değil mi? O da yetişemedi değil mi? Onu temsilen ben bulundum bugün. Sonra gider beraber görürsünüz. Ya beni hiç affetmezse? Buyur evladım, bir şey mi istedin? Beni tanımadın mı ana? Hani Bisküt oğlum vardı? Nerelerdesin sen vefasız? İnsan süt anasını bir aramaz mı? Bu topraklarda benimle birlikte yaşamak için ne kadar zorlandığını, üzüldüğünü biliyorum Sıla. Ama benim belki de hayatımın en mutlu günü oğlumun doğduğu gündür. O gün bana ne söylemiştin? Hatırlıyor musun Sıla? Oğlum babasının yanında büyüyecek demiştin. Biz hiçbir yere gitmeyeceğiz demiştin. İşte o anı hayatım boyunca unutamayacağım. O kadar çok sevinmiştim ki bir bilsen. Biliyorum Bora. Biliyorum. Senin için her şeyi yaparım. Biliyorsun Sıla. Ama herhalde en iyisi okulu yaptırmaktı. Ben de onu yaptım. Yanında maması falan yok mudur? Ha? Hiçbir şeyini getirmedim ben. Gideyim de açık eczane bulayım bari. Çabuk çabuk. Ah oğlum, ah. Ah bebeğim, bebeğim. Ah yavrum. Artık burada binlerce çocuk okuyacak. Bu çocuklar bu topraklara aydınlığı, yeni bir hayatı, işi ve aşı getirecekler. Binlerce okul kurulacak. Sonra fabrikalar kurulacak. Tarlalar ürünle dolacak. Hayalimiz gerçek olacak Sıla. Belki biz göremeyeceğiz. Ama Bedirhan görecek. Ben inanıyorum. Oğlumuz görecek. Thank you.
İyi akşamlar. Buralarda bir eczane olacaktı. Bilmiyorum. Siz de mi yabancısınız? Evet. Sağ ol. Kesin bir şey oldu. Allah'ım sen koru. Bana ne oldu? Abimden bir haber aldınız. Sana tamam, korkma. Halledeceğiz. Korkma, tamam? Narin? Şivan! Harun! Narin, bir şey olmaz değil mi? Sula, ne oldu? Ha? Bir şey olmaz değil mi? Ya biriniz bir şey deyin, ne oldu? Ahmet abi, tamamdır iş. Allah taksiratını affetsin. Emniyet ve hastane kayıtları araştırılsın. Mardin'de herkese haber verilsin. Eğer Boran'la ilgili bir şey duyan, bilen varsa hemen bize bildirsin. Ağamla ilgili bir sorun mu var? Henüz bilmiyorum. Ama zaman kaybetmeyelim. Hemen çıkartın bütün adamları. Sonra da benim yanıma gelin. Bakalım ne yapacağımızı. Tamam. Nerede kaldı bunun babası? Geç kaldı. Gelmedi mi daha bu baba? Yallah. Barına hiçbir şey olmaz. O iyi. Biliyorum. Bedira yanında. Uğur yanında. G-
Allah. Hanımam ne etsek? Narin. Bir şey olmaz değil mi? Olmaz Sıla. Abime hiçbir şey olmaz. Olmaz kızım. Olmaz bir şey. Gel, gel, gel. Nerede bunun babası? Şimdi gelecek. Şimdi karnını doyuracağız. Tamam mı? Kuzum, bir tane bebeğim. Sakın ağlama, tamam mı? Nerede kaldı bu baba? Hay Allah. Neredeydi bu? Olmaz bir şey. Benim Boralım Efsunlu'dur. Ona bir şey olsaydı ben hissederdim. Alo. Evet burası. Kim? Bir saniye. Size. Alo. Alo hanıma. Ben Emine. Senin oğlanı merak ettim. Boran'ı. Nasıl merak ettin? Boran senin yanında mıydı? Biraz evvel geldiydi. Öyle mi? Ne zaman? Şimdi nerede? Alo. Boran'ın karısıyım ben. Nerede şimdi? Oraya mı geldi? Hayrola, bir şey mi oldu? Haber alamıyoruz. Ah, bebeğin maması yoktu. Eczaneye diye çıktı, daha gelmedi. Ben de merak ettim acaba eve mi geldi diye. Yok. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Bedran yanınızda mı? Evet, uyuyor. Tamam. Neredesiniz siz şimdi? Dolçay'dayız. Abay! Abay! Boran Doğançay'a gitmiş. Şivan, arabaları hazırlasınlar. Doğançay'a gidiyoruz. Ben de geliyorum. Sen burada kal. Eğer bir şey olursa biz hallederiz, tamam mı? Olmaz. Ben de geleceğim. Bediran orada. Abay, bekle hele. Ağam, siz burada kalın. Bir şey olur, birileri haber verir, biz de haberdar edersiniz. Bana oğlumu getir. Boran'ı getireceğim. Artık nerede olduğunu biliyoruz. Getireceğim kardeşimi. Nabız düşüyor. Oksijen arttıralım. Kanamayı kesmemiz lazım. Bilinci kapanıyor. Abi vurmuşlar. Ne? Ne olmuş abay? Hastaneye götürüyorlar. Tamam. Sen şimdi devam et. Bedir onu al, getir. Oldu? Nabız silik. Solunumda düzenli değil. Damar yolu açık.
Hadi arkadaşlar, monitöre bağlıyoruz. Ağam, Boran ağamı vurmuşlar. Hastaneye kaldırmışlar ağam. Durumu iyi değilmiş. Geldik buraya. Abay söylesene, niye geldik buraya? Boran vurulmuş. Boran! Sakın yüzümü kara çıkartma. Ne? Vurulmuş mu? Ne zaman? Nasıl? Sana bir şey soracağım. Bir kere soracağım. Buranın vurulmasıyla bir ilgin var mı? Yok baba. Kur'an'a el basayım yok. Şimdi senden duyuyorum. Hemen Mardin'e geri dön. Burada ortalık karışıkken senin orada olman doğru değil. Tamam baba. Sen öyle istiyorsan. Yarın sabah ilk uçakla geleceğim. Baba, ne olmuş? Ağam, Boran ağayı vurmuşlar. Vurmuşlar mı? Yaralı hastaneye kaldırmışlar, ameliyat almışlar ağam. Allah kahretsin! Ulan bir işi doğru dürüst beceremediniz be! Boran Genco'nun yakınları siz misiniz? Ben eşiyim. Kan tedarik etmeniz gerekebilir. Buradan ayrılmayın lütfen. Peki, durumu nasıl? Ameliyat devam ediyor. Şu an bir şey söylemem mümkün değil. Teşekkürler doktor. Geçmiş olsun. İnsanın başına ne zaman ne geleceği hiç belli olmuyor. Sıla kahrolmuştur. Öyle. Yaslandığın duvar devrilirse ne olur Esma Hanım? Sen de onunla beraber devrilir gidersin değil mi? Aynen öyle. Ama hiçbir şey sebepsiz olmuyor. Bakalım bunun altından ne çıkacak. Sence kim yapmış olabilir? Bilmiyorum. Ama öğreneceğiz. Esma Hanım, ben yarın ilk uçakla Mardin'e gidiyorum. Şirket duruşmasına katılamayacağım. Artık sen gelişmeleri telefonla bildirirsin bana değil mi? Hı. Tamam. Gelin, gelin. Çocuk da buradadır. Ne oldu? Haber alabildiniz mi Baran'ımdan? Ağam, başına bir kaza gelmiş. Ne? Kaza mı? Nerede şimdi? Ne olmuştur? Kaza işte. Hastanede şimdi. İyileşecek mi? İyi. Yani iyileşecek. İnşallah. Vay Baran'ım vay.
Daha birkaç saat evvel buradaydı. Biz Bedirhan'ı alıp gidelim. Annesi merak etmesin. Zaten Şivan Ağa da dışarıda bekliyor bizi. Oldu. Demek geri değil. Ağlaması hiç durmadıydı. Demek içine doğdu çocuğun. Haydi uğurlar ol. Geçmiş olsun. Bu mu senin yaptığın iş? Bitti dediğin iş bu mu? Ne oldu abi? Hatamız mı olmuş? Daha ne olacak? Boran Ağa hala yaşıyor. Yaşıyor mu? Allah Allah. Güçlü adammış demek ki. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Yaşıyor diyorum. Ameliyat almışlar. Aldılarsa aldılar. Ben nişan aldığım yeri bilirim Ahmet Ağa. Çıkamaz o ameliyattan. Çıksa bile iki nefeslik daha ömrü vardır. Sen içini ferah tut. Dua et dediğin gibi olsun. Sen şimdi ortadan kaybol. Kimse görmesin. Tamam, ben kaybolurum da para. Hele bir işin tamamlandığını görelim. O iş kolay. Ben seni ararım. Hadi şimdi kaybol. Öyle olsun. Haber bekliyorum. Pens. Harika. Mermiyi yakaladık. Hastanın tansiyonu düştü. VT'ye girdi. Çakmak gerekecek. 360'a çakın. Çabuk olalım arkadaşlar. Çabuk hadi. Çabuk olalım. Her şey güzel olacak. Yaşadıklarının hepsi arkada kalacak. Oğlumuz büyüyecek, okula gidecek. Bizden daha çok şey biliyor diye kızacağız. O da bize kızacak. Sen ve ben birlikte yaşlanacağız. Hayat değişecek. Ama tek bir şey hiç değişmeyecek. Ben senelerce aynı şekilde seni seveceğim. Sen de hep karım olarak kalacaksın. Bu topraklarda hayatın nasıl değiştiğini birlikte göreceğiz. Geçmiş olsun Firuze Ağa. Çok üzüldüm Firuze Ağa. Nasıl oldu bu iş? Kim yaptı? Bu işi yapan mutlaka hesabını verecektir. Allah acil şifa versin. Ne yüzle geldin buraya? Ha? Ne yüzle geldin? Başıma silah dayayıp töreyi uygulamaya kalktın. Boran engelledi. Olmasaydı ben yoktum şimdi. Oğlum annesiz kalacaktı. Bunun ne demek olduğunu düşündün mü? Düşündün mü? İnsanları bir bir öldürüp dirliği mi sağlayacaksın? Sonra hiç utanmadan, sıkılmadan, vicdanın bile sızlamadan buraya gelip başsağlığı mı dileyecektin? Bunu sen yaptın biliyorum. Nefret ediyordun ondan. Senin yaptıklarına, cinayetlerine bir tek Boran karşı duruyordu. Yetmedi yaptıkların, dilaveri vurdurdun. Sırf kocamı suçlu göstermek için. Nesin sen Ahmet Ağa? Sen ölüm müsün? Sen ölümü savunurken Boran yaşamayı savundu. İnsanların yaşaması için, mutlu olması için tek başına savaştı. Şimdi sen bütün yüzsüzlüğünle buraya gelip kocama geçmiş olsun diliyorsun. Ne kadar iyisin Ahmet Ağa. Sen ne kadar iyisin.
Şimdi ben de seni öldürüp ailene başsağlığımı dileyim. Duydun mu? Nasıl olurdu? Ha? Nasıl olurdu? Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Sahtekarlığının bedelini ödeyeceksin. Sıla'm, kızım, hele bir bak. Bunu vurmaya değer mi? O tetiği çekersen, sen de onun gibi olursun. Bedirhan'ı düşün. Onun anasız büyümesini ister misin? Böyle bir şerefsiz için değer mi? Neler gördüm. Kaç kere kafalarına sıkmak istedim. Her seferinde Boran engel oldu. Hayır dedi. Bunlar çözüm değil dedi. Ama illaki yapmak istiyorsan ver ben yapayım kızım. Bu pislik için sana kıyamam. Baban değil miyim? İste benden, ben yapayım. Boran'a bir şey olursa yaşayamam baba. Sana da bir şey olursa ben yaşayamam kızım. Zannediyor musun ki bunların yaptıkları yanlarına kalacak? Kalmayacak tabii. Bu dünyanın hesabı bu dünyada görülecek. Göreceksin kızım. Sana baba sözü veriyorum. Göreceksin. Bana bak Ahmet Ağa. Gözüm zarıyla. Bu işin peşini bırakacak değilim. Sıla'nın öfkesinden kurtuldum. Lakin bu işin altından da sen çıkarsan bedelinin ne olacağını sen kendin karar ver artık. Anladın silahı elinden aldıktan sonra işini bitirseydim şerefsiz. Bir oğlumu aldınız, bunu da mı alacaksınız diye çekseydim dedik. Tek duracağız Celal. Sağlam duracağız. Bizim de onlara bir çift lafımız olacak elbet bir gün. Ama bugün değil. Sıla Hanım, biraz konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun.
Eşinizin düşmanı var mıydı? Şüphelendiğiniz biri? Kardeşiniz aşiretin yeni ağası seçilmiş. Aranızda husumet olduğu biliniyor. Damadınızın amcaoğluna dava açmışsınız. Evet, açtım. Dilaver kızıma silah çekmiştir. Vuracağını söylemiştir. Husumet başka şeydir. Sinan Ağa'nın evlatları benim evlatlarımdır. Benim evlatlarım da onun evlatları gibidir. İnsan kendi evladına zarar gelsin ister mi? Hayır. Başkasından beklerim ama kardeşimden değil. Boran Ağam çok basmıştır onun kuyruğuna. Yani kuyruk acısı vardır Ahmet Ağa'nın. Hele bir de Dilaver'e sorun bakalım. Boran Ağa vurulduğunda neredeymiş? Ahmet Ağa ile Dilaver birlikte mi yaptılar sizce? Sanmıyorum. Dilaver Boran'ı sevmezdi. Doğru. Eskiden olsa kesin o derdim. Ama artık eminim. Dilaver değil. Başka biri olmalı. Boran'ın bu topraklarda değiştirmeye çalıştığı şeylerden rahatsız olan biri. Boran'ın varlığından rahatsız olan biri. Gene ne var? İşi bitirdik, hala bekliyoruz Ahmet Ağa. Şu para işini halletsek artık. Ben gideceğim, İstanbul'dan bekliyorlar. Ne yüzle para istiyorsun sen benden? Elini yüzüne bulaştırdın, bir de para mı istiyorsun? Dua et, bir an önce gebersin bu herif. Hayatta kalırsa dünyayı sana da bana da zindan eder. Kendi adına konuş, beni tanımıyor sonuçta. Öyle mi? Eğer ben okkanın altına gidersem sen de gidersin, ona göre. Ağam. Ne var? Bizimle merkeze kadar gelmen gerekiyor Ahmet Ağa. Hayırdır müdürüm, bir durum mu var? Boran Ağa vuruldu, haberin yok mu? Olmaz mı? Benimle ne alakası var? Alakası var mı yok mu onu birlikte anlayacağız, hadi. Tamam müdürüm, hemen gidelim. Tekrar geçmiş olsun Sıla Hanım. Sağ ol. Doktor bey, nedir durum? Ameliyattan yeni çıkardık. Yalnız hayati tehlikesi sürüyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bekleyeceğiz. İkinci bir ameliyat söz konusu olabilir. Yalnız sizden de biraz sabırlı olmanızı isteyeceğim. Ne demek bu? Şimdi size kesin bir şey söyleyemem. Ancak kurul toplantısından sonra. Diğer doktor arkadaşlarla durumu değerlendireceğiz. İyi ya da kötü bir şey söyleyin. Ama böyle bir durumda sabırlı olmamı beklemeyin benden. Anlıyorum Sıla Hanım. Yalnız şu anda size umut vermek istemem. Umut vermeyin. Ama biraz daha bilgi verin lütfen. Ambulans olay yerine ulaştığında aşırı kan kaybetmiş. Beyne bir süre yeterli oksijen gitmemiş. Bunun nasıl bir etki ettiğini bilmiyoruz. Şimdi bir süre ilaçla uyutacağız Boran Bey. Eğer beyinde bir sorun, bir problem varsa bu süre içerisinde düzelmesini bekleyeceğiz. İlacı kestiğimizde uyanırsa sorun yok. Ya uyanmazsa? Bir şey söylenemez. Süre uzayabilir. Ne kadar uzar bilinemez. Uyanmayabilir öyle mi? Araba bekliyor kapıda. Hazırladım Hüseyin, hazırladım. Ya sen eşyaları al da ben de Bedirhan'ı alayım. Tamam. He? Ya Hüseyin. Bana ama bir şey olmaz değil mi? Olmayacak, merak etme. Aslan gibidir benim Boran ağam. Neleri atlattı o? Bunu mu atlatamayacak? Ne bileyim, başına bir iş gelecek diye çok korkuyorum. Ağam iyileşecek. Karısının, çocuğunun, bizim başımızda olacak hep. Merak etme. Amin Hüseyin inşallah. Bak, beraber göreceğiz o günleri çoluğumuz çocuğumuzla. Boran ağamla gelin ağamın hikayesini anlatacağız çocuklarımıza. Onların aşklarını, tabii bizimkini de. Müzik
Hadi Hüseyin hadi. Orhan Bey'le geçmişte bir husumetimiz olmuş. Biz yaşadıklarımızdan gerekli ders aldık komiserim. Olanları unuttuk. Demek başka sorunlar da var. Bırakın benle Boran Ağa'yı. Kardeş kardeşle didişiyor komiserim. İnkar etmem. Anlaşamadığımız şeyler oldu. Ama dedim ya, unuttum. Aşiretimize ağalık yapmıştır. Dirlik düzenimizi sağlamıştır. Düşmanlıkları bitirmiştir. Bırakın Boran Ağa'ya kin gütmeyi. Hakkında tek bir söz söylemekten bile çekinirim. Peki olay gecesi neredeydiniz? Evimde. Sonra Boran Ağa'nın başına gelenleri duyduk. Emin olun yapanı bilsem kendi elimle koyarım karakolun önüne. Peki Boran Bey'le sorun olan başka biri var mı? Saklamaya ne hacet. Sizin de kayıtlarda vardır zaten. Bir ara rahmetli Cihan'la sorunları oldu. Başka da bildiğim ettiğim yoktur. Dilaver Genco. Bizimle gelmeniz gerekiyor. İstanbul'dan her geleni zanlı diye alacaksanız havaalanında bekleseydiniz. Bize siz lazımsınız. İfadenizi alacağız. Benden her yere lazım aslında. Şu çantamı bırakayım bari. Arkadaşlar ilgilenir çantanızla. Hürmette kusur yok ama gidişat yanlış. Memur bey, aradığınız adam ben değilim. Onun kararını ifadenizi aldıktan sonra biz verelim. Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz, dolgunluk çayını da siz de içelim bari. Gece boyunca uyumadı, bir şey de yemedi. Böyle ağlayıp durdu. Sana da zahmet oldu Ayşe. He, ne zahmeti gelin ağam. Bebek perişan oldu diye üzüldüm ben. Sabaha kadar yokluğunu hissetti zaten. Kucağına dalınca nasıl sızı verdi vallahi. Ana kucağı hiç başka bir şeye benzer yavrum. Al kızım. Gel yavrum. Ya komiser bey, hele bir düşünelim. Diyelim ki bu suçu ben işledim. Niye kalkıp geleyim İstanbul'dan? Biz de bu sorunun cevabını arıyoruz. Dilaver Bey, İstanbul'a neden gittiniz? Aile işleri vardı, onun için gittim. Boran Bey ve merhum abin arasında olanları biliyoruz. İntikam almak istemiş olamaz mısın? Olamam. Bizim kitabımızda intikam almak yazmaz, komiser bey. Hem ben o dava kapandı diye biliyorum. Ayrıca Boran Ağa amcamın oğlu olur. Aramızda da hiçbir husumet yoktur. Niye canına kastedeyim? Ama ifadesine başvurduğumuz kişiler... Sizin hala düşman olabileceğinizi söylüyorlar. İfadesine başvurduğunuz kişilere sormak lazım komiser bey. Belki onlar biliyordur Boran Ağa'yı vuranı. Peki senin şüphelendiğin biri var mı? Yok. Siz ne de olsa gereğini düşünüp sorgulamışsınızdır. Müsait değilim Emre. Sana söylemem gereken... Müsait değilim dedim. Ama Sıla, durumlar çok ciddi. İlgilenmiyorum. Şirketlerin yarısını kaybettik Sıla. Burada işler çok karışık. Umurumda değil. İstersen hepsini kaybet. Sıla! Abi, bilirim üzüntün derindir. Lakin... Öyle zamanlarda çok konuşmanın da manası yoktur. Doğru dersizler. Orhan senin oğlun. Benim de yeğenim. Ben yeğenime kurşun sıkan eli kırarım abi. Bilesin ki onun düşmanı benim de düşmanımdır. Sana söz veriyorum. Bu kişi kimse. Arkasında her kim varsa. Mutlaka ortaya çıkartacağım. Senin önüne koyacağım. Sağ ol Siner. Bir şeyi daha bilmeni istiyorum abi. Bu vazifeyi aşiretin ağası olarak değil, buranın amcası olarak üstüme alıyorum. Biz birbirimizin çocuklarını kendi çocuklarımızdan ayırt etmedik Siner. Hiçbir zaman. İçini ferah tut. Gönlünü karartma abi. Allah'ın izniyle buran yaşayacaktır. İnşallah. Bunu demek istedim abi. Şimdi müsaaden varsa gideyim. Müsaade senindir Ziner.
Kendine dikkat et. Benden öncekiler sorguya almışlar, öğrenin. Emredersiniz ağam. Hala düşmanlığımız devam ediyor, öyle mi? Kim kime düşmanmış göreceğiz. Anahtarı ver. Bakalım Ahmet Ağa'yı da aldılar mı sorguya? Soran olursa bir iş için Antalya'ya gitti dersiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı ağam, merak etme. Ağam açmayacak mısın? Açmayacağım lan. Açmayacağım. Ağana hesap mı soruyorsun lan? Hesap mı soruyorsun? Geçmiş olsun Sıla. Sağ ol ümmü. Ne desen boş. Bilirim. Kime neye inanacağını bilmezsin. Olur olmaz şeylere inanırsın. Dua edersin. Yiğidimin yerine benim canımı al dersin. Yeter ki oğlumun babasının canını bağışla. Mümkün mü? Mümkün mü değil mi bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki, o da kucağındaki bebek. Ona sıkı sıkı sarıl Sıla. Ben de öyle yapıyorum. Kendini yalnız hissetme. Hep Boran'ı yanında düşün. Bak göreceksin. Her şey iyi olacak. Hastamızın kredi kartı var. Crash kart alalım. Hemen. Atropin yapalım. Ambiyo hazırla. Atropin. Ambiyo hazır hocam. Yapalım atropini. Bir şey oldu. Kesin bir şey oldu. Kızım ne oldu? Bilmiyorum baba. Doktor. Geçmiş olsun. Kalbiyle ilgili bir sorun oldu. Müdahale ettik. Şu an durumu daha iyi ama yoğun bakımdan çıkmadan bir şey diyemeyiz. Sağ olun doktor bey. Ver kızım sen. Gel. Sabredeceğiz kızım. Başka çaremiz var mı? Keşke durdurmasaydım beni baba. O yaptı biliyorum. Cezasını çektiğini bilseydim. Belki dayanabilirdim bu acıya. Oysa şimdi... Boran'a bir şey olursa... ben yaşayamam baba. Sen merak etme kızım. Kimsenin ettiği yanına kar kalmaz. Suçlu cezasını bu dünyada çeker. Öbür dünyaya kalmaz. Sen merak etme kızım. Umarım baba. Yoksa oğluma ne derim ben? Sen kızımın yanında dur, tamam mı? Ya sen nereye Celil? Ya eve gidip bir şey alıp geleceğim. Ya Celil. Ya dediğimi yap ha.
Buyur. Ahmet Ağa'nı ver telefonu. Ahmet Ağa'm yoktur. Sabah ayrılmıştır evden. Ne demek yok? Nereye gitti? Biz bilmeyiz nereye gittiğini. Sen kimsin? Ben Erkan. Ne oluyor Celle efendim? Erkan nereye gittin sanıyorsun? Sağır mısın sandın bunu? Erkan sağlam mı kurdun? Sağım. Sağır mısın Ahmet adam? Abi. Duymuyor musun? Evet. Erkan sağlam dedim. Söyleyin ağanıza ben işimi hallettim. Karşılığını da isterim. Vur dedi vurdum. Gerisi de beni ilgilendirmez. Söyleyin otogarda bekliyorum. Alo. Alo. Ağanıza söyleyin bu yaptıkların hesabını görecek tamam mı? Orhan Ağa'nın kanı da yerde kalmayacak. Bırak ulan. Bırak gitsin. Bir daha geleceksin adam gibi gel. Ağan ev burası. Nereye girdiğini bil. Göreceğiz ağanızı. Kapa çeneni. Sıla Hanım bir bakar mısınız? Bir haber çıktı acaba. Ana! Ana! Hemşire! Ne oldu? Bayıldı. Ana! Ben hemen tansiyon aldım. Kızım dur korkma. İçim çekildi birden. Ana dur. Dur ben Sıla'ya haber vereyim. Gel yavrum gel. Gel birden elim ayağım çekildi. İyiyim gel. Gel yavrum kızın başında zaten bir sürü dert var. Bir de benimle ne uğraşmasın. Hemşire! Ha, korkma yavrum. Korkma kızım, korkma. Alo abay. Ahmet Akan'ın evindeydim ha. Senin ne işin var orada Celle Efendi? Ahmet Akan'ın adamları telefonla konuşuyordu. Ahmet Akan diye telefonunu ellerinden aldım. Başka biriymiş. Bağırıp çağırıyordu. Paramı isterim, vurdum diyordu. Ne? Tetikçi mi tutmuş şerefsiz? He vallahi. Erkan sağlam diye biri şimdi garajlardaymış. Ahmet Ağa'yı bekliyormuş. Tamam, geliyoruz. Ne oluyor abay? Ahmet Ağa, tetikçi tutmuş. Erkan sağlam diye bir adam. Otogardaymış şimdi. Derhal toplanın. Gidiyoruz. Ben de şivanları alıyorum. Baba, ben de geliyorum. Hadi gel. Hadi. Ben iyiyim kızım. Hadi sen git Salam'ın yanında dur biraz. Sakın bir şey söyleme ha. Bir de benden uğraşmasa kızım. Ya Narin haydi. Bak doktor bey yanımda zaten. Hadi kızım. Hey, hadi tamam. Merak etme. Buradaki sertlik ne zamandır var? Var epeydir. Hiç ağrısı yoktu doktor bey. Beze falandır herhalde değil. Tetkik etmek lazım. Edelim madem. İstanbul'a ilk araba ne zaman? Bir saat sonra. Daha erkene yok mu? Yok, zaten bulamazsın. Bir kişilik herkes. Tabii. Annem nerede? Hava almaya çıktı. Nerede de hemşire? Alınacak ilaçlar varmış. Hallettim ben. Abim böyle göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Orada öylece yatıyor. Elimi uzatsam dokunacağım. Ama elimden hiçbir şey gelmiyor. Bu topraklarda yaşıyorsam kaderim bu demek ki. Bir adam seviyorsun. Gözünün içine bakıyorsun. Hayaller kuruyorsun. Sonra biri gelip elinden alıveriyor. Hem de hiç içine. Ağladım gitti. Abim de gitmezsin Sıla ne olur. Herkes gözünü dört açacak. Otogarda herkesi kontrol edeceksiniz. Kimse sizden habersiz çıkmayacak. Herkes teker teker taranacak. Kimliklerine bakılacak.
Ömrü ne olur ağam. Unutmayın. Biz Erkan Sağlam'ı arıyoruz. Yeganimi vuran adam budur. Peki ağam. Hele şu Erkan'ı yakalayalım. Sonra sıra şerefsiz kaçağa gelecek. Ahmet ağanın hesabı kesilecek. Ne zaman kalkıyor? 20 dakika sonra. Yaralamanın ateşli silahla gerçekleşmiş olması durumu zorlaştırıyor. Sepsise girmiş. Dalaktaki kurşun atar damara isabet ettiği için çok fazla kan kaybetmiş. Septik şoka girerse fazla şansımız yok. Bitkisel hayata girebilir. Ailesini bilgilendirmek lazım. Herkes, ama herkes kontrol edilecek. Buradan kontrol etmeden tek bir adam, tek bir araba bile çıkmayacak. Engin, gel benden. Siz ikiniz çıkışlar tutacaksınız. Siz de gelin benimle, hep beraber arayacağız, bulacağız bu adamı. Hadi. Kapıyı aç, birine bakacağız. Kusura bakmayın, sizi yolunuzdan alıkoyuyoruz. Yalnız birini bulmamız gerekiyor. Kimliklerinizi alabilir miyiz? İyi yolculuklar arkadaşlar. İyi yolculuklar arkadaşlar. Yok mu? Burada öyle biri yok abi. Hüseyin, burada mı? Araçlıkları kontrol etmemiz lazım. Birini arıyoruz. Kapıları kapatabilir miyiz? Kimlik. Kimliğini alabilir mi? Kimliğinizi görebilir mi? Abi alayım kimliğini. Merak etme baba, bulacağız adamı. Kaçamayacak elimizden. Zaten şu saate kadar kaçmadıysa, bundan sonra hiç şansı yok. Yerin dibine de girse, bunu yapan hesabını ödeyecek. Yer var mı abi? Dolu, nereye alayım seni? Acele işim var, beklerler beni. Ayakta olsa da gelirim. İyi, sen bilirsin. Sağ olasın.
aç. Kapıyı aç, kapıyı. İn aşağı. Aşağı in. Ne vardı? Kimliğini çıkar. Kontrol etmiştiniz ya. Ver dedik. Uzun etme. Nurullah Akıncı. Kusura bakma kardeş. Hayırlı yolculuklar. Bari çömelin orada bir yere. Yolda inecekler var. Orada oturursunuz. Haber. Yok, yok, yok. Onun yer yarıldı dedi. Bine mi girdin? Anlamadım ki nasıl kaçtın. Asr-ı Şahmat'ı ağayı bulmakta. O da sırrak adam bas. Kurtulacağını sanıyor haklısınız. Arkadaşlarla durum üzerine konuştuk. Nedir durum? Eşiniz yaşayacak. Ama bilmeniz gereken bir şey var. Ne? Onu uykuda tutan ilacı kestik. Bundan sonra kendi kendine uyanmasını bekleyeceğiz. Peki ne zaman uyanacak? Belki bir saat sonra. Belki aylar, hatta yıllar sonra. Belki de hiç, öyle mi? Lütfen buna bir şey söyleyin. İsterdim. Keşke bir şey söyleyebilsem. Bekleyeceğiz Sıla Hanım. Keşke gitmesine müsaade etmeseydim. Hazır ayağımıza kadar gelmiş. Ya gitmesine niye izin verdim ki? Ya hele dur Celal Efendi. Öfkeyle kalkıp zararlı oturun ya. Ya öfkesi zararı mı kalmış ha? Memleket bir pislikten kurtulurdu. Şimdi ara ki bulasın şerefsizi. Elbet ki bulanacak. Kaçsa nereye kadar? Bulunacak ve cezası verilecek. Ya tut ki yakalandı. Damadımı vurmanın cezası ne olacak? İşte Zinar Ağa'yı gördük. Oğlunu vurdular, aşiretten attı. Sanki çareymiş gibi. Ya adamın yaptığı yanına kar kalıyor ha. Ama vurmak da çare değil. Adamı vuracaksın, ondan sonra suçlusu sen olacaksın. Herkes konuşuyor işte. Hani adalet nerede? İşte gördün, adam damadımı vurmuş, elini kolunu sallaya sallaya geziyor ya. Damadım da hastanede ölümle cebelleşiyor. Sen gerçek olduğunu söylüyorsun. Ama bence bunların hiç sırası değil. Sıla var. Torunun var. Onların sana ihtiyacı var. Doğru söylüyorsun abay. Hele bir hastaneye gidelim. Onlar da orada perişan oldu. Onun peşini bırakmam ben. Ahmet Ağa'yı bulmadan kimse gelmeyecek yanıma. Değil Mardin. Tüm çevre şehirler, kasabalar, köyler aranacak. Ahmet Ağa denen o haysiyetsiz adamı gören, duyan, her kim varsa sorguya tutulacak. Gerekirse zor kullanın. Konuşmayanı da bana getirin. Buran benim yeğenim. Bunu yapandan hesap sorulur. Herkes böyle bilsin. Merak etme baba. Kaçağın hesabı sorulacak. Nerede bulunursa bulunsun. Bak Dilaver. Eğer Ahmet Ağa'nın bir tek kılına bile zarar gelirse... Kimseden değil, senden bilirim. Hesabını da sen verirsin. Bunu böyle bilesin. Ahmet Ağa'yı burnu bile kanamadan bana getireceksiniz. Buranın amcası olarak bunun cezasını ben vereceğim. Herkes böyle bilsin. Bedu.
Babayı görmeye geldin. Tabii. Anneyi yalnız bırakacak değil ya. Kızım ne oldu? Kötü bir şey mi var? Ya biriniz bir şey söyleyin ha. Ya ne oldu ya? Sıla, ne oldu kızım ya? Olmayacak galiba baba. Kızım ne olmayacak? Hiçbir gelişme yok. Korkma kızım ya. Orhan Ağa iyileşecek. Tamam mıyız? Bak bir gün gelir dersin ki babam da böyle söylemişti. Seferinden Allah'ım korusun yeryüzünün şerrinden. Elemsiz yürü geç bu dünya seferinden. Allah'ım korusun yeryüzünün kederinden. Kalbin neden başkasına uyma, kimseyi üzmeye kıyma. Kalbin neden başkasına uyma, hayat seni buna zor. Sada hayat seni buna zorlasa da, ah uyu tabi bebeğim, bebeğim ben sana ninniler söyleyeyim. Elemsiz yürü geç bu dünya seferinden. Allah'ım korusun yeryüzünün şerrinden. Neler geçiyor aklından Kevser kadın? Düşünüyordum Firuza. Zaman bir bir geçiyor gözümün önünden. Gencecik'tim gelin olduğumda. Hayat hiç bitmeyecek kadar upuzun uzanıyordu önümde. Sonra geçiverdi her şey. Çocuklar oldu. Büyüdü. Biz yaşlandık. Masal gibi Firuza, bir varmış bir yokmuş. İyi yaşadık ama değil mi Firuza? Haklısın, iyi yaşadık. Ama yolun sonuna geldik artık. Bundan sonra göreceğimiz ne kaldı ki? Biz dururken Boran'ımın orada öylece yatıyor olması hiç içime sığmıyor. Sığar mı Kevser kadın? Söylemeye dilinin varmadığı şeyi içi nasıl kaldırır insanı? Bunun sırası olmaz. Kimin vaktinin dolduğuna bizleri yaratan karar verir. Haddimi aştığımı bilirim. Lakin bize de başkalarına da Rabbim evlat acısı göstermesin. Daha yolun başında onlar. Karısıyla oğluyla yaşayacağı günleri var. Ben yaşadığımı yaşadım. Ben hazırım gitmeye. Yeter ki oğlum yaşasın. Ben de hazırım.
abi. Uyan hadi. Kalk artık. Yeter bu kadar şaka yaptın. Korkutacağım kadar korkuttun zaten. Sen çocukken de böyle yapardın, hatırladın. Ben böyle uyuduğun odaya gelirdim. Önce bir öksürürdüm. Cık, yok. Uyanmazdı. Yani aslında uyanırdın da inadından açmazdın gözünü. Sonra taşları atmaya başlardım yere. Bahçeden topladığım taşları. Hatırladın. Onlar tak diye yere düşerdi. Sen yine uyanmazdın. Sonra dibine kadar sokulurdun. Nefesini dinlerdin. Tam o zaman açardın gözlerini. Sırf beni korkutmak için. Abi. Hadi uyan artık. Bak sana diyeceğim bir şey var. Abi uyan. Duydun beni. Misafirimiz var da. Gelsin. Buyurun. Emine kadın, sen miydin? Korumalar kapıma geldiler. Kaza olmuş dediler. Merak ettim, kalktım geldim. Geç otur şöyle. Hoş gelmişsin. Nedir bu hal Firuza'm? Benim baranımı mı buldu bu kaza? Allah etme. Ayşe. Hüseyin. Ağlıyor musun sen? Ya. Ağlamayayım da ne yapayım? Ne oldu? Daha ne olacak Hüseyin? Gelin ama ağlıyorum. Boran ama ağlıyorum. Ağlamak çare mi ki? Ne bileyim. Elimde değil işte. Ağlama. Yüzünü eğme. Hem Boran ağamın bir tembihi var. Bana dedi ki eğer Ayşe'nin yüzünü yerde gözünün yaşını görürsem senden bilirim. Ha şöyle gülümse biraz. Yoksa vallahi Boran ağam yatağından kalkar. Bana bütün bunların hesabını sorar. Hüseyin. Keşke kalksa da. Hesabını sorsa diyorsun. He ya. Keşke kalksa da sorsa. Merak etme Ayşem. Boran ağama hiçbir şey olmayacak. Boran ağam iyileşecek. Kalkacak yine. Göreceksin. Ayşe. Yukarı gelir misin? Buyur gel lan. Ayşe. Ben şimdi çıkıyorum. Boran'ın yanına gideceğim. Bedirhan'ı götürmek istemiyorum. Çok yoruldu o da. Uyuyacak birazdan. Uyanınca yanıma getirirsin. Tabii ki gelinem. Sen hiç merak etme. Gelinem. Boran'ın için bir gelişme var mı? Yok. Hiçbir gelişme yok. Thank you.
Yaramazlığına da diyecek yerdi. Bir gün iş yapıyorum. Geçmiş zaman valla yümmeyir yiyorum yoksa her neyse. Eşarbımı kaptı. Dedim getir onu çabuk buraya. Geçmiş karşıma kız kız gülüyor. E kızdım ben de. Yürüdüm üzerine. Dedim bak yakalarsam basacağım sopayı. Kaçıp gitti. Yakalayabilirsen yakala. Yarım saat mi geçti yoksa bir saat mi geri geldi? Eşarp yoktur. Saklamış bir yere besbelli. Dedim kızmayacağım. Söyle nereye sakladığını. Söylemezdi. Söylemedi zaten. Dedim bak ağoğlu dinlemem basarım sopayı pataklarım. Hah iyi demişsin. Vuruverseydin kıçına kıçına. Ah kıyabilsem bir kıyabilsem. Biliyor seninki de. Gözünü gözüme dikip kıyamazsın sen bana demez mi? Çok akıllıydı çok. Hem de nasıl parmağında oynatırdı hepimizi. Benim oğlum aslanlar gibi kalkacak. Aslanlar gibi. Gidiyor musun kızım? Gidiyorum. Boran'ı daha fazla yalnız bırakmayayım. Kızım tanıştırayım. Emine kadın Boran'ımın süt annesi. Tahmin ettim zaten. Size de çok teşekkür ederim. Oğluma göz kulak oldunuz. Keşke göndermeseydim Boran'ı. Ayırmasaydım gözümü üzerinden. Ah bilseydim. Bir bilseydim gelin ağam. Damadımı vurduran Ahmet Ağa'dır komiserim. Bu Erkan Sağlam denen adam vurdum paramı isterim diye konuşuyordu telefonda. Bilir misin? Tanır mısın Erkan Sağlam'ı? Komiserim tanısaydım tek başıma gelir miydim? O şerefsizin kolundan tuttuğum gibi getirirdim buraya. Peki başka tanığın var mı? E ben biliyorum ya yetmez mi? Bir tek sizin bilmeniz yetmiyor. Bizi zanlıya götürecek başka tanıklar, ipuçları lazım. Komiserim yılanın başı Ahmet Ağa'dır. Bu Erkan Sağlam denen adam onun adamlarıyla konuşuyordu. Anladım. Eğer dediğin gibiyse çabuk sonuca ulaşırız. İnşallah komiserim. Ben şimdi Erkan Sağlam için arama emri çıkarıp bütün merkezlere bildireceğim. Peki Ahmet Ağa? Onun için de arama emri çıkaracağız. Ama kilit adam Erkan Sağlam. Silahı çeken kişi yani. Laf vardır. Kaçmak erkekliğin şanındandır diye. Ama haysiyetliyse. Bunun yaptığı düpedüz korkaklık. Zinar ağam. Senin değil. Aşiretin ağasıyım Ahmet ağa. Sen bana ne dedin? Ben yapmadım demedin mi? Ağam. Bildiğin gibi değil. Kes sesini de kulağını aç beni dinle. Kaçmasına kaçtın şimdilik. Ama şunu bil. Nerede olursan ol. Yanıma yaptıklarının hesabını vereceksin. Düşmanlarımın iftirasıdır ağam. Boran olayında bir dahilim günahım yoktur. Günahın var yok. O Allah'ın bileceği iş. Ama benim bildiğim... Kaçman kafi gelmez. Ağam ben kaçmadım. Sadece işlerim vardı. Elbet nerede olduğunu bir duyan, bir gören vardır. Yakalanman an meselesi. Bunu böyle bilesin. Ama sen kimseden korkma. Çünkü cezanı ben vereceğim. Ya deli cesareti dedikleri bu olsa gerek. Mevzu açıyorsa artık telefonu. Bana bak Ahmet ağa. Paramı vermediğin gibi benim de başımı belaya soktun. Şunu kafana iyi sok. Benim sana borcum yok. Hala iş bitmiş gibi benden para istiyorsun. Kendin yetmezmiş gibi benim de başımı belaya soktun. Bu senin bileceğin şey. Ben kendimi kurtarırım bir şekilde. Eğer paramı vermezsen senin de başına bela alırım haberin olsun. Sen sanır mısın ki bu adamlar seni beni bulmadan rahat dururlar? Beni iyi dinle. Bundan sonra ne sen beni biliyorsun ne ben seni. Ben seni görmedim bilmiyorum. Sen de beni görmedin bilmiyorsun tamam mı? Tamam değil. Paramı verdin verdin. Vermezsen... Ben seni tanırım. Bilirim Ahmet ağa. Tamam. Paranı alacaksın ama şimdi değil. Dediklerimi unutma. Ortalık yerde de görünme. Öyle olsun.
uyumadı da. Senin anlattığın masalı anlattım ama yine de uyumadı. Senden dinlediği gibi olmadı. Zaten bütün nazı bize beyefendinin. Sen olunca her şey bitiyor. Seni hissettiğimiz an varlığını, sıcaklığını hissettiğimiz an. Sana mektup yazmıştım. Okumamışsın. Burada bak. Merak edersin şimdi sen. Sevgilim. Bütün hayatımı, özlemlerimi, sevinçlerimi, sıkıntılarımı seninle paylaşmaktan hep çok mutlu oldum. Sen yanımda olduğun zaman kendimi hep çok güçlü hissettim. Sen yanımda olmayınca aklımı, yüreğimi, vücudumu bir parçası hep eksik kalıyor. Ne yapsam da yarım kalan yanımı tamamlayamıyorum. Kendimi yapayalnız hissettim. Seni bir daha görememekten çok korktum. Çok. Anladım ki sensiz yaşamanın bir anlamı yok. Tek istediğim hayatımın sonuna kadar seninle yaşamak. Seninle yaşlanmak. Burhan, ne olur bırakma beni. Her gün, her gece sev beni. Dön bize.